Türkiye'nin 4000 yanında ilkokul ve ortaokul öğrencileri bir yandan ÇEDES kapsamında sabah namazlarına camilere götürülürken Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve pansiyonlarda öğrencilere yönelik dini programlar düzenlenmesi için devletin bütün kurumları elindeki bütün olanakları seferber etmiş durumdadır. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi adı altında okullarda imam, vaiz ve din görevlileri, manevi danışman ve öğretici adı altında etkinliklere katılırken öğrenciler camilere götürülmeye, imamlar okullarda konferans vermeye devam etmektedir. Bu uygulamalar kapsamında bakın neler oluyor. Batman'da öğrenciler cami temizliğine götürüldü. Bolu'nun Menteşe ilçesinde öğrenciler mezarlığa götürüldü. Kocaeli'de anaokuluna cami imamı getirildi. Konya'nın Karata ilçesinde özel eğitim öğrencilerine imam cübbesi giydirildi. Bolu'nun Daraman ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler sabah namazına götürüldü. Bitlis'te bir ortaokulda öğrencilere şeytan taşıma provası yaptırıldı. İzmir'in Bayındır ilçesinde ÇEDES'in öğrenciler için tehlikeler hakkında velileri bilgilendiren öğretmenlere uyarı cezası verildi. Kars'ta bir ortaokulda maket pazar kuruldu, öğrenciler ağıt yakması istendi. Isparta'da bir okulda çocuklara bıçak verilip kurban kesme provası yapıldı. Öğrencilerin ellerine kelepçe takılıp fotoğraflar çektirildi. Menemen'de Menemen ayaklanmasının suçlularından Esat Erbilli'nin mezarı ziyaret edildi. Erbil'den dini inancı istismar eden çocuklarımızı ve toplumu tek din, tek mezhep anlayışı üzerinden bekleyip hale getirmeye çalışma girişimleri kabul edilemez. Türkiye'de yaşanan yoğun dinselleşme eğitim sürecinde dinsel sömürüye kaynaklık eden kimi pratik uygulama ve söylemlerin yaygınlaşması son yıllarda eğitimin bütün kademelerinde yaşanan temel bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet, dini vakıf ve derneklerin işbirliği ile okul içinde ve dışında öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilen dini faaliyetler, eğitim sisteminin adeta belli bir inanç ve mezhebin kuralları ve uygulamaları ile kuşatılması anlamına gelmektedir.